Fikrimi değiştirdim. Okula dönüyoruz. Hay hay efendim. Orada doğu basmalıydın. Bu benim bestem. Hayır. İkimizin bestesi. Sen başlamıştın, ben tamamlamıştım. Unuttun mu? Ne yapıyorsun? Bu ne cesaret? Doğrusunu çalmaya başlayalım mı? Senin fikrini değiştirdiğini bilmiyordum Genco. Biraz ani oldu ama bundan sonra hem çalışıp hem de piyano derslerine katılmaya karar verdim. Ne? Dışarıda biraz konuşabilir miyiz? Burada konuşamayacağımız bir şey mi? Hayır. Evet Pınar. Seni dinliyorum. Ne demek bu? Ne demek? Genco öğrenci mi oldu yani? Tam olarak öğrenci statüsünde değil. Yani aslında bu okul yönetiminin bir isteği. Henüz öğrenci olmadı. Olana kadar da piyano çalışmalarını sürdürecek. Burada mı? Evet. Genco senin partnerin olacak. Benim mi? Biliyorum, çok ani oldu ama şimdi derse dönebilir miyiz? Ben bu çalışmada olamam. Bugün derse girmeyeceğini mi söylüyorsun? Hayır. Sadece bugünlük değil. Bir dakika, yani sen... Evet. Genco'ya çalışacak başka bir partner bulun. Ben bu işte yokum. Emin misin? Kesinlikle. Gelmeyecek mi? Hayır. Devam edemeyecekmiş. Tam anlayamadım ama neyse, kendisi bilir. Biz başlayalım mı? Hadi şunlara bir bak istersen. Seni birazcık olsun zorlayacak şeyler seçtim özellikle. Çok eğleneceğiz. Çok geç Genco, çok geç. Neden zamanında beni dinlemedin ki? Neden şimdi, neden? Elim kırılsaydı da piyanoyu da seni de.
Pınar. Ne var? Asıl senin neyin var, iyi misin? Neden ağlıyorsun, ne oldu sana? Ayağımı vurdum. Sonra da elimi vurdum. Böyle gidersen kafanı da vuracaksın duvarlara. Hadi anlat bakalım, ne oldu gerçekten? Piyano dersine gitmiştim. Sınıfta kim çıktı karşıma dersin? Genco. Nereden bildin? Çünkü seni tanıyorum. Ona nasıl Zizur'una aşık olduğunu biliyorum. Değilim. Bu olmayan halin. Demek bir de aşık olsam? Beraber çalışacakmışız, daha neler. Bunları yaşamak istemiyorum, görmek bile istemiyorum onu. Dur bak sana ne göstereceğim. Ne? Ne yapıyorsun sen Özge? Ya geçen gün bu tuvaletlerin birinde tam senin durumuna uygun bir yazı okumuştum. Yazı mı? Tam senin durumuna uygun bir yazı. Heh. Seviyorsan bekleme, gidiyorsan sevme, yaşamadan bırakma. Ikınma, sıkınma, doya doya yaşa aşkını. Çünkü hayat çok kısa. Nasıl? Çok manalı. Tuvalet edebiyatına mı kaldık Özge? Küçümseme. Bazen en olmadık yerlerde en olmadık şeyler çıkar karşına. Sizin aşkınız bu sözlerden daha güzel. Sonata çalışalım mı? İkinci kısmına. Pınar'la ne konuştuğunuz İlke, söyler misin? Ya dedim ya, hiçbir şey. Sadece katılamayacakmış derslere. Bugün için mi yoksa... Hiç katılamayacakmış. Başka bir partner bulun dedi. Nedenini de bilmiyorum valla. Belki siz biliyorsunuzdur sırların efendisi. O zaman ben de yokum. Ne? Pınar yoksa ben de yokum. Genco. Genco ne diyorsun sen ya? Genco. Beklesene. Bizim aşkımız imkansız Özge. Birlikteliğimiz imkansız. Neden Pınar? Ha? Aşka imkansız diye bir şey olmadığını sen de biliyorsun. Çünkü o benim babamı öldürtmeye çalıştı. Ne? Bu kez iyice saçmaladın ama. Ya Genco'dan bahsediyorsun, alo. Ağzından çıkanı kulağın duysun Pınar. Genco seni üzecek bir şey yapmaz. Ya babamdan intikam almak istemişse? Sizin ilişkiniz engel oluyor diye mi? A, pes yani. Senin sinirlerin iyice bozulmuş. Bilmiyorum. Karma karışığım ben. Kendime inanamıyorum. Her neyse. Çok geç artık zaten. Benim geleceğimde Tibet var. Peki bugününde kim var? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.